Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız vallahi biz çok yorgunuz ve iyiyiz elhamdülillah. Şükür bir sıkıntı yok. Kaç günden beri odunlardı, işti, güçtü falan da filan da derken bayağı bir yorulduk. Bugün de kaç günden beri doğru düzgün bir video çekemedim. Bugün de dedim bir yemek yapayım da bari adam akıllı bir yemek yiyek dedim. Bugün patates yemeği. Bu patates yememiz farklı bir yemek arkadaşlar. Ben daha önce hiç yapmadım. Ama yapanlardan tam not aldığını biliyorum. Sizlerde neler var neler yok. Biz odun geldi. Odunu kaldır. Sonra ona işte hızarcıyı çağırdık. Videoda görmüşsünüzdür. Doğran da eşim bir yandan, Ahmet abi bir yandan sağ olsunlar. Doğradılar güzelce. Onu şey yaptılar. Odunlar yerleştirdik falan derken dışarıyı temizle, geri onu içeriye al. Dışarıda dökmüştü, getiren adam dışarıya dökmüştü. İçeriye aldık, Mustafa ile falan Abdullah beraber işte. Bir haftadan beri havluda yığılıydı. Bugün de yağmur yağacağından haberim vardı. Ama tam belli değildi. Ahmet abiye de söyledik, Ahmet abi dedi genelde normalde yağacak dedi. Ama herhalde her yere yağmış bildiğim kadarıyla. Tam ben de bilmiyorum ama yağdığını biliyorum. Doğru düzgün bir yemek de yapamıyorum kaç günden beri. Bu işin gücün, cenaze falan da vardı ondan. Uğraşmaktan. Fazla şey olmadı. Fırsatımız olmadı. İki gün eşim biraz doğradı. Kendi bir makine uydurdu. Ondan doğradı biraz. O da hızarından o bir olur mu? Ahmet abi sağ olsun gelince hepsini birden hemen üst üste yığdı, doğradılar. Bitti ama işte taşıması meseleydi. Taşıdık, yerleştirdik. Çok şükür kurtulduk. Kış odunu derdinden kurtulduk en azından. Hiç odun almamıştım bu zamana kadar ben. Genelde ağaçlarımızın dallarından falan işte şey yapıyordu. Bir de bir keresinde bizim yan tarafta bir komşumuz vardı. Onlar şey yapıyorlardı. Burada çadır gibi, kulübe gibi bir yer yapmışlardı. Orada odun satıyorlardı. O zaman elektriği bizden aldıkları için elektriğin yerine bize şeftali dalı vermişlerdi. Kaç seneden beri. Benimki zaten tutuşturmalık. Talaş falan da yaktığım için eşimin bir arkadaşı var Adana'da. O gönderiyordu derken hiç odun almıyorduk biz. Bu sene bunu aldık sağ olsun gönderen ablamızdan, Allah razı olsun. Bunu aldık. Yerleştirdik. Şimdi bu patatesleri arkadaşlar böyle doğruyum. Yuvarlak yuvarlak. Sonra bunu kızartacağım. Bu şey genelde kimisi borcamda yapıyor, kimisi normal tepside yapıyor. Ben de bakacağım artık hangisine denk gelirse onu da yapacağım. Mustafa bu yemeği şeyde yemiş. Okula giderken, liseye yani giderken yemekhanede yiyorlardı. Yemekhanede çıkıyormuş bu yemek. Anne dedi çok güzel oluyordu dedi. Bana tarif etti şöyle şöyle yapılıyor diye. Onun tarifinin üzerine şimdi şey yapıyor, okulda herkes beğeniyordu falan dedi. Hatta dedi artarsa dedi ben dedi bir tabak daha alıyordum dedi. Birer porsiyon veriyormuş adam. Dedi artarsa dedi eğer dedi ikinci porsiyonu da istiyordum dedi. Ama bu aralar Mustafa'nın hiç iştahı yok. Hiç yemek yeme şeyi de yok. Az da yiyor zaten. Zayıflayacak diye artık nasıl olacaksa bilmiyor. Ben de bir deneyim dedim. Bakalım yemeğimiz nasıl olacak. İlk defa yiyeceğiz. Mustafa daha önce yemiş ama biz ilk defa yiyeceğiz. Patateslerimi daha önceden soydum, hazırladım. Suya ısladım kararmasın diye. Şimdi bunları kızartacağım. Ocağa yağı koydum. Bir yandan da kıymayı koydum ocağa. O da orada kavrulacak. Uzluydu kıyma. Dolaptan çıkarttım. Sütçümüz de geldi. Sütü de aldık. Dışarıda ateşe koyduk. Dışarıda pişiyor. Ateşte. Ocakta. İnce dalları dışarıya koyduyduk. Onları yemek pişirmek için, dışarıda kızartma yapmak için. Süt falan pişirmek için. Bismillahirrahmanirrahim.
seferde, pardon, iki seferde kızarsın. O bir seferde. Şimdi bir tane de bunu da şey yapacak. Şöyle kızaran da şöyle göstererek sütün birazını içeriye aldım. Sütlaç yapacağım diye. Şurada da kıymam kavruluyor. Kavrulsun. O kavrulurken arkadaşlar biz de soğanımızı falan doğrayalım. Hazır edelim. Ceyhanımızın oluna soluna süs biberi. Özgür abla biliyor. İnşallah Özgür abla gelse, önceden haber edip gelse bir kısır yapar yerdik, size de videoya çekerdik. Takipçim geldi diye. Ama kendisini videoda gösterir mi göstermez mi onu bilmiyorum. İzin almak gerekiyor. Sarımsak aldım arkadaşlar. Sarımsakla benim bir hacı abim var. Hemşerim kendisi. Dedi hemşerim dedi ben yaylaya gideceğim dedi. Yaylaya gitmeden önce sarımsağını al dedi. Ben de aldım ısladım. Bunu bugün soyacağız. Artık robotla çekeceğim. Sizinleri nasıl saklıyorsunuz bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Geçen sene de öyle yaptım. Ondan önceki sene bilmiyordum. Ondan önceki sene bizim bir tanıdık vardı. O dedi ki ne ben dedi şey yapıyorum dedi. Soyuyorum. Tüm tüm dedi kavanoza koyuyorum. Üstüne zeytinyağı döküyorum dedi. Kamera burayı alıyor mu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Dedim çünkü şey kızartırken azalıyormuş. Şöyle gidelim ve şöyle gelelim. Biraz kameramızı hafif kaldıralım. Öyle de geri yemeğe falan doğrarken çok zor oluyormuş. Hani yağlı olduğu için elinden kayma şeyi oluyormuş. Dediler yemeğe tüm tüm atıyor dediler. Tüm tüm ben yemeklerde sevmiyorum. Doğradığım zaman turşuda da mesela ben doğrayı böyle atıyorum. Hani ince ince ufak ufak doğramıyorum turşuda ama doğruyum yani 3'e 4'e böyle böyle atıyorum. Çünkü aromasını daha güzel veriyor. Onun için ondan önceki sene işte öyle şey yaptık. Duydum ama yapmamıştım. Sonra bizim gelen şey yapmış. Dövmüş o. Havanda dövmüş. Saklama kabına koymuş. Buzluğa atmış. Lazım oldukça oradan kaşıkla çıkartıp çıkartıp alıyor. Ben dedim bari ben de öyle yapayım. O gün cenazede de konuşuyorlardı. Şey normalde sarımsağı kimi diyor ki ne bu böyle kabuklu atanlar da varmış. Kabuklu atlamıyor diyor. Aynı ilk günkü gibi diyor. Hiçbir şey olmuyor diyor. 5 dakika dışarıda kaldı mı diyor. Aynı eski halini alıyor diyor. Ama ben öyle saklama kabına koyup koyduğum zaman böyle daha kolay oluyor. Niye derseniz çünkü hemen saklama kabı ön tarafta çıkardım alıyorum. Şey yapıyorum. Yemeğin içine kaşıkla alıp koyuyorum. Sarmalarımı falan hep ondan kullandım kışın. Sarımsak derdine düşün. Eskiden sarımsaklar sapıyla kaldı mı hiçbir şey olmuyordu. Ama şimdi sapıyla da kalsa belli bir zamandan sonra fos alıp gidiyor. Sevil Kursun bacım demiş ki ne özellikle demiş. Hafta sonları demiş videoyu uzun çek demiş. Sizi demiş çok az görüyorum demiş. Bazen hiç göremiyorum demiş. Onun için videolarımı gerçi biraz da şeyden kaynaklanıyor. Vakit kısıtlamasına kaynaklanıyor. Ya eskiden bir iki tane videom hazırda oluyordu. Onları şey yapıyordum ama işte bazen denk gelmiyor. Bazen işim oluyor. Video çekemiyorum. Hazır vakini kullanıyorum. Onun için video sıkıntısı çok oluyor. Köyde olmuş olsa mesela köyde şey yaparım hani içerik çok olduğu için içerik şey yaparım videom hep hazırda olur yani iki gün video çekmesem de hazırda olanı kullanırız ben çoğu yerde görüyorum yani bir hafta önceden çekiliyor hani video veyahut da iki gün önceden çekiliyor hazır hazırda duruyor akşam saat 10'a geliyordu. Yemek yedik. Akşam yemeğini yani geç yedik. Çünkü çok normalde ben fazla geçemiyorum. Yoruldu. Bitmek bilmedi. Allah'ım taşıyım. Akıllı zorsundu. Sonra Rümeysa geldi. Rümeysa biraz
şey yaptık, leğenleri doldurduk, doldurduk, taşıdık, bitirdik. Süpürmeyi kaldı. Eşim dedi süpürme kalsın boş yer dedi. Kabasını aldık, bıraktı böyle. Aslında şöyle biberler, şu şekil biberler benim daha çok hoşuma gidiyor. Bundan turşusu hoşuma gidiyor benim. Sizler neler pişiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu sıcaklarda? Vallahi biz burada bunaltıcı bir sıcak var. Bayılıyoruz. Bugün biraz yağmur yağdı ama az bir şey oldu. Az yağdı yani. Tam tersini indirmedi. İyi bir yağsaydı şöyle çinkonun üstündeki asmanın üstündeki tozu toprağı da alır götürürdü. Bari buranın yolları berbat zaten. Efendim? Harcını aynı İmam Bayıldı'nın iç harcı gibi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kıymayı kavurdum. Soğanla biberini koydum şimdi içine. Domateslerini de burada doğradım, hazırladım. Patatesleri sıra sıra dizdim. Şeye, kaşar peynirini de burada hazırladım. Sel nerede? Sel yok. Şuna da domatesleri doğrayayım. Ben ne yapayım? Kalabalığa göre bunu değerlendirebilirsiniz yani fazlalığını, eksikliğini ona göre ayarlayabilirsiniz. Thank you.
patateslerimiz iyice kızardı arkadaşlar. Şöyle bakın. Kimisinde dağılma oluyor da. Arkadaşlar yemeğimiz kaynadı. İçine bir yemek kaşığı salça koydum. Şöyle. Tuzunu da atayım. Bunu sade kıymayla da yapabilirsiniz. Yani içine soğan falan koymadan kıymayla da sade kıymayı kavurup üzerine dökebilirsiniz baharatlarını atıp. Soğan falan yiyemeyenler için. Soğan, sarımsak, biber, acı biber yiyemeyenler için. Sade kıymayı kavurup böyle koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geri patatesleri alıyorum. Alttaki sıcak bu zaten. Düzerken elim yandı. İç harcına ben yağ koymadım. Çünkü kızartma olduğu için şey gibi imam bayıldı gibi. Kızartma olduğu için patates iç harcına yağ koymadım. Şimdi bunu şöyle patatesleri dizelim arkadaşlar. Acele acele. Görünüyor mu bu? Bu borcam şeye gelince, su deyince çatlıyormuş. Islak olup da öyle fırına sürdüğün zaman çatlıyormuş. Onun için ben de sofranın üstüne koydum. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunu fırına sürelim. Bir pişsin. Sonrasında piştikten sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar patatesimiz böyle kızardı. Bu şekilde olacak zaten. Başka bir şey yok. Bunu sonra porsiyon porsiyon kesip tabaklara koyacaksınız. Bu biraz pişsin daha. Alttan da biraz pişsin. Onun için ben böyle biraz daha pişirmek istedim. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.